Sonradan da Allah tarafından mezarda canlanmış. Şu ileri kısımdan bir yeşil ışık şehidimizin mezarlığına girdiğini gördüm. Bir gün arıyla gömdük. Nasıl bu cenazeden koku geliyor hesabından. Ertesi günü eşti. Bu göğüs kısmı kolları buradan aşağı yanmıştı. İki kolu. Bacakları bu diz kapaktan aşağı. Kaza olmuştu. Gittik asfaltta etleri de topladık teker teker. Bacağı kopmuş 5-6 yerden. Beyin dağılmıştı. Cenaze yıkamaya morga koymuştuk. Komple su döküyorduk üstüne yıkamak için. Birden açıldı. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yeraltına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta tekrardan bir mezarcıyla, ancak uzun yıllar mezar işi yapmış bir kişiyle birlikteyiz. Şöyle kısaca bir hikaye anlattı bize. Daha bir günün geçmesine rağmen mezarı açtığımda kişi kül olmuştu. Böyle bir hikayeyle dikkatleri üzerine çekti. Bunu ve bundan fazla birçok hikaye dinleyeceğimiz videoya tekrardan hoş geldiniz. Kemal Korkmaz diye bir amcamız vardı. Bana kendi ortaklarından birinin vefat ettikten sonra adam bulamadığını söyledi. Mezar eşer misin dedi benimle. Ben de eşerim Kemal amca dedim. Bu bağ yani bitmeyen bir meslektir dedi. Bunu yaparsın dedi, cebin parasız kalmaz. Ondan sonra alışırsın bırakamazsın. Esas da dedikleri çıktı. Ben 17 yaşımdan beri eşiyorum. Şu anda yaşım 50 Muhammed Bey. Ben çok şeylerle, olaylarla karşılaştım eşerken. Cenazede yıkadım. Cenazeye yıkama şeyim şuradan başladı. Burada bizim kimsesiz bir Uruşan dayı vardı. Vatandaş öldü, evde vefat etmiş. Kimsesi de yok. Belediye komşular buldu. Belediye hoca getiremedi. Bu adamı yıkamadılar hocalar. En sonunda bir Adil amca var. Eksi bizim belediye başkanı. Onunla beraber çocukluğumda ikimiz yıkadık. Kimsesi yok diye biraz da yani nasıl diyeyim, küçümsemeyeyim. Yani bunlar bize bir ibret. Zengin oldu mu koşarlar, fakir oldu mu bırakırlar diye bir laf var ya. Ben buradan bu işi sevdim. Severek yaptım. Bir günde morga bir cenaze geldi trafik kazasından. Çok sevdiğim arkadaşımın babasıydı. Bizim cami İmam Mustafa Hoca vardı. Ben acaba neresinden kaza yaptı, kırığı çıkığı var hesabından morga girdim. Morgun arka kısmında bir saklanma yeri vardı merdiven altı. Hoca da üstümden kapıyı kilitledi gitti. Sabahca ben cenazeyle kaldım. Allah Allah. Hiç ürpermedim. Oradan bana yani bir soğukluk geldi. Bu mesleği de sevdim. Ama bazı olaylarla tabii karşılaşıyoruz. Şöyle diyeyim size. 50 yıllık, 60 yıllık mezar söktüm. Kimisi kıbleye doğru gömdüğümüz cenaze meftası, kemikleri tersine dönmüş bulduk. Kimisini oturup tahtalardan tutup elleriyle böyle kaldığını gördük. Yani bunlar da özellikle ben yani bilgim olarak sizlere söyleyeyim. Ya kalp krizi, bazen de şeker komasına giren yaşlılarımız var, gençlerimiz var şeker olan. Onun için erkenden gömdükleri için bunlar tekrar mezarda canlanmış. Çünkü biz sağ kolun üstüne yatırıyoruz, defnediyoruz. Niye bunlar tersine dönmüş? Niye bunlar oturduğu yerde tahtadan tutmuş, iskeleti kalmış? Demek ki bunlar kabirde canlandı. Geriye de çıkamadıkları için geriye de Allah'a döndüler. Bunlar bize, ben eşliğim için, söktüğüm için hepsini görüyorum, birer ibret. Şimdiki gençlere, ben nesillere söylerim. Bak, bunlardan birer ibret alın. Dünya boş değil. Yaşamazsan boş. Bunları görün, güzel yaşan. Hepsine izah ediyorum. Cenaze gömülerken öğrenin. Yarın biz de bırakıp gidecek öbür dünyaya. İşte ben, dedem de öldü, dedemi de yıkadım. Yani dinimizde de öyle. Yani bir torun olsun, oğlu olsun, babasını da yıkar, kardeşini de yıkar, dedesini de yıkar. İlle hoca gelecek bir şey diye bir şey yok. Abdestini öğren, abdestini aldır, tahretini aldır. Bunda bir şey yok. Bizler böyle gördük, böyle öğrendik. Muhammed Bey. Yavaş yavaş sormaya devam edeceğim ama merak ediyoruz. Kaç yaşında mesleğe başladın? Ben 17 yaşımda mezar eşmeye başladım. 9 yaşımda da
Kocalar cenaze yıkardı, yanlarında bulunurdum, sularını dökerdim. Yani çok seviydim bu işi, hala da devam ediyorum. Şu anda 8 yıldır da bu mahallenin muhtarıyım, bu mahallede doğdum, büyüdüm. Bu mezarlıkta hiçbir tane ağaç yoktu, hep yetiştirdim, mescitlerini yaptım. Mahallemde sağ olsun bana destek çıktı. Maddi yönden manevi belediye başkanımız Fazlı Bey, eksi belediye başkanımız Sedat Bey yollarını rica ettik, yaptı. Hepsinden Allah razı olsun. Yani evimiz bura. Buradaki esas evin geleceğin son nokta bura. Evet. Hiç kurtarış yok. Şu ana kadar en etkilendiğin cenaze hangisiydi? Sene 2001-2002'de burada bizim yaz mevsim oldu mu gurbetçimiz çok geliyor. İşme sularımız yetersiz geliyor. Yani benim bu mahalleye, bu yükseklere, bu mezarlığın bulunduğu mıntıkalara su çıkmıyor. Bu fidanları da ben yeni diktim. O zaman da yeni bir cenazemiz olmuştu o tarihte. Şu üst kısım bayrağın orada çaydanlıklarım vardı. O zaman bu mescitleri yaptırmamıştım ben. Orada tüpüm müpüm vardı. Gece gelip bu ağaç suluydu. Ve o cenaze bir ay oldu gömüleli. Bir ay sonra mezarın içinden patlama sesi geldi. Ondan sonra patlama sesi geldi. Ben o zaman iyice yaklaştım. Zaten aramızda 2 metre yok mezarla benim oturduğum kısım. Ondan sonra aradan 15 mi 20 gün geçti, bir cenazem yine oldu. Aynı buraya, kabristana. O da yine aşağı yukarı 20 gün sonra, gündüz vaktiydi o. Gündüz vaktiydi. Yani sürekli ben bu kabristanda çoğu mezarlardan ses geldiğini duydum. Ayrı burada şehidimiz var. Şu İleri kısımdan bir yeşil ışık şehidimizin mezarlığına girdiğini gördüm özellikle. 3 sefer gördüm yani o şehidin mezarlığına girdiğini. Asfaltta kaza olmuştu. Gittik asfaltta, etleri de topladık teker teker. Bacağı kopmuş 5-6 yerden, beyin dağılmıştı. Ondan sonra yani diyeceğim iş takımları hiç yoktu, bağırsak kısımları. Bunları insan gördükçe ha diyeceğim ki muhtarım hiç ürpermeyeyim mi? Yok, ürpermeyirim. Selavat getir. Bizim de ne olacağımız belirsiz diyorum. Cenab-ı Allah hayırlı ölümler versin diyorum. Kefenden hariç dışarıdan yeşilliğe sarmış, defnetmişlerdi bayanı. Tabii bayan cenazesi olduğu için erkek de olsa açıp bakamıyor, abdesti bozulur diye. Ellerimle baktım, kaba etleri duruyor böyle. Kafa kısmını elledim, saçları böyle duruyor. Anladım ki bu bayan hiç çürümemiş. Kaldırdım böyle iskeleti, hiç et olduğu gibi belli oluyor yerlerimden tuttum mu. Yani bunları gördüm. Cenazeyi kıbleye doğru yatırıyoruz, yüzünü çeviriyoruz. Cenazenin ters döndüğünü, yüzü kuyulu yamuklarının çıktığını, topladığını, hepsini topladım, gördüm. Bunları yaşadım. Cenazeyi defnettik. Oğlunun yahasından cüzdanı düşmüş mezarın içine. Bayan cenazesinin üstüne perde çekiyoruz. Ondan battaniye çekiyoruz ki herhangi bir açılıp da erkeklerin görmesin diye. Yahasından annesini yatırarken düşmüş cüzdanı. Mezerden bas sağlığını diledikten sonra elini yahasına atıyor ki cüzdan yok. Oraya geldiği zaman varmış. Böyle Müftü Bey'e gittik. Müftü Bey tabi açıp bakabilirsiniz dedi. Ondan sonra gittik, ertesi günü eştim. Ve eştim tahtalarını alınca alır almaz bir koku geldi bana hafiften. Ben ürperdim. İlk günü bir gün arıyla gömdük. Nasıl bu cenazeden koku geliyor hesabından. Ondan sonra bir de ikinci tahtayı aldım ki bu göğüs kısmı yukarıya doğru ta şu yüzlerinin buralar ceset olduğu gibi görünüyor, zaten kefen yanmıştı. Kolları buradan aşağı yanmıştı, iki kolu. Bacakları bu diz kapaktan aşağı. Yani kefen olayı şu orta kısımda kalmış. Bir de buradan yukarıda kalmıştı. Yani bunlar, ben sorduğumda bu kişi annesi eksiden yani ipeydir. Yani ta çocukluğundan beri nasıl diyeyim açık gezermiş. Biz bunları sorduk, öğrendik. İşte onu öyle gördüm. Ayrı burada cenazeyi gömdük, bir ay sonra patlama gördüm. Bayağı bir patlama oluyor. Toprak mezar olduğu için. Layık mezarda o kadar gelmez de ses. Toprak mezar neysen bir sallantı oluyor. Ondan sonra işte eştim mezarı ya, o 5 dakika sonra kürekleri götürdüm defnetmek için gelecekler diye. Yılan ayak ucunda, kösnü baş ucunda bekliyor. Bunlar Cenab-ı Allah tarafından gönderilmiş bir hayvan. Ama kiminin emelinden, ama kiminin bilmem neyinden. Ne ekersen demiş onu biçen. Evet. Demek ki emel eyleymiş, eyle olmuş. Yine de Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yani Muhammed Bey, benim diyeceklerim nasıl diyeyim, bir kaza oldu. Morka gittim, arkadaşımın babası. İmam Efendi vardı, Mustafa hocamız bizim zorlu.
O geldi. Ben dedim ki acaba kendi kendime neresinde yara var, bere var, çok mezilmiş. Merdivenin altına saklandım ve Mustafa Hoca üstümden kapıyı kilitledi gitti. Ben orada kimse olmadığından dolayı. Ben sabahca cenazeyle kaldım. Hiç korkmadım. Açtım baktım. Ondan sonra biraz uykum geldi. Uyumadım. Yani uyumadım derken uyunacak bir yer yoktu. Yoksa yatardım yanında. Korkmam. Hiç ben cenazeyi ha böyle yanıma koysalar yanında yatarım. Şu ana kadar en etkilendiğin cenaze hangisiydi? Bir o yanma işte cenazeyi gömdük. Ertesi günü söktük bayanı. Buraları yanmıştı. Bacakları macakları şu göğsünden üstü. Bir de şey de oldu. Aşağı yeni gömdük. Adam kalp krizi geçirmiş. Ondan sonra 2 gün mü 3 gün sonra mı artık 1 gün sonra mı onu Cenab-ı Allah bilir, biz bilemek. Biz şey esnasından açtık, otospi esnasından yapmamışlar. Açtık ki bu merteklerden tutmuş, elleri eyle o şekil kalmıştı. Vay be. Mezarın içinde. Otospüsü yanlış olmuş, dava açmışlar, ondan dolayı açtım ben mezarı. 2 günlüktü. Bir dakika, şimdi otopsi olmuş ve mezara sonra gömülmüş. Üstelik... Yok, otospi olmamış. Otospi istememişler. Evde öldü diye. Sonradan çocukların dışarıdan Almanya'dan gelenin biri demiş ki yengesiyle arasında davası olduğundan dolayı dava açmış. Yengemle arası yoktu. Ben yengemden şüphelenirim hesabından. O da öyle değilmiş. Abdest alarken ayağı kaymış lavabodan. Beyin kanamasından ölmüş. Otospiye götürdüler. O öyle elleri böyle tutmuştu. Kalp krizi geçirmiş. Ondan sonra, sonradan da Allah tarafından mezarda canlanmış. Daha da çıkamamış, o kalış kalmıştı. Cenazelerde, yıkamalarda mesela kimi insanın yüzü bembeyaz olur, nurlu, kimisininki simsiyah. Cenaze yıkamaya morga koymuştuk cenazeyi, ertesi günü çıkarttık. Gözleri kapalı tabii. Ondan sonra birden komple su dökürük üstüne yıkamak için birden açıldı. Allah Allah. Göz kapakları. Ondan sonra hatta yanımızda oğlu bile korktu, dışarıya kaçtı. Ondan sonra ben dedim canım kaçmaya gerek yok, gel. Olur böyle şeyler. Bunlara alışın, tamam mı? Ya abi sen biz korkmuyoruz kardeşim, neden korkacağım? O da benim gibi bir insandı. Muhammed Bey. Ondan sonra aşağı yukarı 7 yaşımda başladım hocalarımla yanlarına girip yardım etmeye. Hale de yıkıyorum. Ondan sonra hiçbir ürperti bana gelmiyor. Gözlerini açtığından bahsettin. Nasıl gözlerini açtı? İşte böyle çarşafı açtık, suyu döktük, şeye, önünü örttük önüne. Ondan sonra suyu dökünce yüzünden ağrıma, böylece komple gözleri açıldı. Yani yaşadığından değil, kas kasılmasından kaynaklıymış, doğru mu? Hep raporu maporu tutulmuştu, tamam mı? Hiç, yani öldü diye raporu maporu gelmişti. Biz yıkama esnasında onu gördük. Ondan sonra bir de evde böyle oturarken çekyatta ölü bulduğumuz cenaze oldu. Ondan sonra o da böyle bu şekil bir gün donmuş kalmış, tek yaşıydı. Ondan sonra böyle zaten bu şekil gömdük onu da. Hiç sıcak su da döksek kasları açılmadı. Allah Allah. He, ondan sonra bir tane de namaz kılarken böyle kalmış kıblede. Bismillah. Seccadenin üstünde. Hiç yanın üstüne bile devrilmemişti. Bir de öyle bulduk. Peki o şekilde mi gömdünüz abi? O şekilde gömdük. Şey demedi, açılmadı şeyleri. Ondan sonra çocukları da dediler ki böyle böyle şey çağıralım doktor. Bu kasları şey diye, aha burada damarlar var, oraları kestirelim, tamam mı? Çocuklar izin vermedi, aynı o şekil yatırdık, yüzü kıbleye doğru defnettik. Muhammed Bey, bir de şu var, ben aşağı yukarı doğdum, büyüdüm, yani çocuğundan tut, yaşlısına kadar hepsi beni sever. Bundan ben de onları severim. Ben aynı kendi cenazem neyse hepsini güzel elimle yıkarım. Öyle kuru suyu döküp de, bir sabun köpürtüp de böyle üstüne şey etmem, geçerimmem. Eksiden biz kendilerle yıkardık cenazelerimizi. Musluklara sardığımız kendilerle. Daha güzel kirini çıkarır insanın. Şimdi sünger. Süngerle fazla cenazenin kiri çıkmıyor. Tamam mı? Onun için alıştık, yapıyoruz. Allah'a çok şükür. Tamam, ben memnunum görevimden. Gerek mezereşme olsun, gerek yıkama olsun. Hepsine de gittim. Gediyorum de. Tamam mı? Yani öleceğim bugüne kadar ben mesleğimi bırakmam. Bırakmam. Seviyorum yani. Hiçbir mezarı merak edip de dinlediğin oldu mu? Nasıl oldu? Nasıl o kişi biraz sağ nasıl diyeyim iftira
gençlere çok atardı o kişi. Bağdat'tı özellikle. O gitti, hak dünyada biz yalan dünyadayız. Ben kendi kendime yani 16, 17, 18 bilemedin 19 yaşlarındaydım o civarlar. Ben bu adam öldü mü dedim, bu adamın gideceğim mezarına hususu Walkman'ım vardı. Walkman'ı koyacağım dedim, ipine bağlayacağım, baş tarafından sallayacağım. Bakayım bu ilk gece ne edecek dedim bu adam. Ve ertesi günü koydum akşamına, ertesi günü geldim almaya ki Walkman paramparça olmuş. Allah Allah. Hiçbir şey kalmamış, paramparça. Bir kulpu kalmıştı. İpi çektim. Peki yani, normal bir parçalama hayvanlar yapmış olamazlar mı abi? Vallahi bilmiyorum. Cenab-ı Allah tarafından mı oldu, hayvanlar mı oldu? Tam da onu bilemiyorum. Ben buna da denk geldim, bunu da denedim. Yani diyeceğim, hayat şunu gösterir ki doğru yaşayalım, doğru ölelim. Mutlaka, mutlaka. Hiçbir gence İftira etme. Olur, cahilliktir. Yapmış olabilir. Birinin ayıbını örteceksin. Yüzüne karşı milletin içinde dencil etmeyeceksin. Bunlar iyi bir şey değildir. Şimdi Muhammed Bey genç. Olur, bir kızınla da konuşabilir, gezebilir de. Kimsenin cahilin adını çıkartmayacaksın. O yüzden onu da denedim Muhammed Bey. Tamam mı? Onu da denedim. İşte ile başıma bu olay geldi. Ha, yattığımda oldu bu mezarlıkta. Gece bu çamlar ufaktı işte, hava ilerlerdi. Sulardı, uykum gelirdi, su azalırdı, kesilirdi. Mecbur bunun dibinden alayım, ona koyayım. Sulamazsan tutmuyor. Bir de benimle burada alay geçtiler birkaç tane. Burada çam tutar mı, bilmem ne eder mi? Tamam mı? Ben dedim dikeceğim, Allah bana vereceğim. Verdi de bak, hepsi de tuttu Allah'a şükür. Sen yeter ki dik. Haznesine at, o verir. Evet, ya, ne ürperdim, ne korktum. Ha şimdi yine yatarım. Ölmüş adamdan korkma, canlıdan kork. Ölmüş gitmiş bu Allah'ınla, onun arasında şeytan elini çekmiş. Bunlar da bizim gibi bir insandı. Yani diyeceğim, nasıl yaşarsan öyle ölürsün Muhammed Bey. Nasıl ölürsen de öylece dirilsin diyor Allah. Ha işte sen düzelt benim şeyim. Estağfurullah. Savcılık kararıyla açtığı mezarda hala ilk günkü gibi duran birisine denk geldin mi? Evet. Anlatabilir misin, nasıldı, nasıl birisiydi? Savcılık kanalıyla bana telefon geldi belediyeden. O zaman işte 20 yıl çalıştım ben belediyeden, ayrı emekli oldum. Yine hem mezarlığa bakıyordum hem mahallemin sulama suyuna bakıyordum. Telefon geldi başkan yardımcımızdan. Dediler ki böyle böyle bir cenaze sökülecek. Geçenki komduğuz bir gün arayla olduydu zaten. Gittik, söktü. Söktüğüm anda kurtlanmış. Simsiyah olmuştu. Bu göğüs kısmı olsun, bu bacakları. Yani kurt kaynıydı. Sadece bir günde? Bir günde. Allah. Normalinde ben önceki söktüklerim de mesela oldu, vakalı cenazeler oldu. Bir aylık, iki aylık. Onlara daha anca yeni muratı düşmüştü. Böyle kurt mu olayı yoktu. Bunu boğum gömdüm. Ertesi günü kurt kaynıydı böyle. Tamam mı? Kefenden böyle dışarı zorluyor. Şişmiş zaten böyle. Hep bu içerilerinden, ağzından, mağazından, gözlerinden kurt çıkıyordu. Tamam mı? Böcükler. Bunlara da karşılaştım Muhammed Bey. Peki abi yüzü nasıldı? Görünümü nasıldı? Simsiyahtı, simsiyah. Vay be, bir gün geçmesine rağmen böyle bir şey oluyor. Evet, evet. Olaya bakar mısın ya? Kimi normalinde ölüm esnasında yüzü siyahlaşan kişi %80, %90 kalp krizinden oluyor. Bak. Şu göğüs kısmından yukarı suratı mosmer olur. Ben çünkü yıkadığım için kalp hastalarında mesela kalp krizi olarak geliyor. Biliyoruz, görüyoruz. Şu göğüs kısmından ağrıma komple yüzümüzü simsiyah oluyor. Kalp hastası yani sana nasıl diyeyim, ben de kalp krizi geçirdim. Nefes kesili Allah'ım. Artık o zaman şaşırayım, selavat getireyim, bilmem ne edeyim, güvenlik getiremeyin, canın çıkacak. Nefesin kesilir. Ondan sonra Cenab-ı Allah'a dua edin ki bana bir darlık ver de bir selavat getireyim. Çünkü ben yaşadım bunu. Ama Cenab-ı Allah sonradan bir nefes verir, geriye geleyim. Çünkü gediğin oyanlıyor. O yüzden de bu tür kalp hastaları simsiyah oluyor. Yıkanamayacak derecesinde birisini defin ettin mi hiç? Otospiden gelmişti, otospiye girecekti trafik kazasından. Parça filikti. Beyni, meyni darmadağındı. Hep asfalttan topladık.
Ondan sonra bu kol dörde beşe bölünmüştü. Hep parça halinde topladık. Ama tabii onu yıkayamadık. Çünkü hep kan. Bir de parça plik et parçası. Topladık, getirdik şeyin üstüne. Bir abdest aldırdık. Usul abdesti, normal abdest. Tamam mı? Müslümanlıktır. Her şey hayatta başımıza gelir. Belki usulsüz olarak alamadı mı bilmem ne. Onun için tertemiz dedik göndererek geçsin. Cenab-ı Allah'ımız kabul eder mi etmez mi? Biz temiz yolluyak da. Buna da karşılaştık Muhammed Bey. Tam böyle defin ederken yılanların girip çıktığını hiç gördüğün oldu mu? Yılanları cenazeyi koymadan 5 dakika önce kürekleri götürdüğüm zaman yılan ayak ucunda, kösünün baş ucunda kürekle yırttım. Doğru deliğe girdiler. O deliğe de toprak attım. Ondan sonra cenazeyi gömdük. Artık ondan sonrasını Allah bilir. Gömülmüş mezarlara girerken gördüm. Dışarıdan yani şöyle topraktan şu mezara girdiğini gördüm. Sonradan açtığın mezarlar arasında en etkilendiğin mezar hangisiydi? İşte o yanan bayan vardı. Bir gün sonra açtım. Ondan çok etkilendim. Bir de kıbleye doğru gömülmüş, tersine dönmüş. Kimisi de böyle bu şekil oturmuş, sırtını vermiş toprağa. Ondan sonra mertekten böyle tutulu gördüm. Bir gün sonra yine aynı gömdük. Otosfiye gitmek için mertekten yine tutulu gördük. Bunları gördüm. Cenaze yıkama esnasında hareket eden, elinizi tutmaya çalışan bir cenazeye denk geldiniz mi? Şeyden çıkarttığımız zaman morgdan şu eli şeyleydi, tamam mı, donmuştu. Ondan sonra işte hocamla yıkamaya aldık şeyden morgdan. Eli yine bu şekildeydi. Böyle yana doğru geldi hocamın şu kolundan. Artık vurdun mu dedi, bir şey dedi, tuttu mu dedi, bir onu bilirim. Yıkama sırasında hareket eden bir cenazeye denk geldin mi hiç? Morgdan çıkartmıştık, eli şu şekildeydi. Ondan sonra yıkamayı aldıktan alacağımız zaman işte yani suyu döktüğümüz zaman şöyle bir yana doğru düştü. Ondan sonra artık kaydı mı, artık titredi mi pek onun farkında değilim. Hocam yıkayarken dedi ki şu kolumdan dedi tutar gibi oldu dedi. Bunu duydum, tamam mı? Esas da yani buradan kalkıp aşağı hocanın eline değdiğini gördüm. Peki şu ana kadar hiç gözleri hareket eden birisine denk geldin mi? Bir cenazemiz olmuştu yine morgdan çıkarttık. Yıkama esnasında suyu dökerken birdenbire açıldığını gördüm. Nasıl yani birdenbire? Açabilir misin abi konuyu? Birdenbire böyle gözlerini açtığını gördüm. Gözleri kapalıydı, tamam mı? Zaten morga koyarken de kapalıydı. Ondan yıkama şeyini aldığımız zaman suyu döker dökmez açıldı gözleri birdenbire. Bunu gördüm. Yaşıyor muymuş yoksa ölü müymüş? Yok yok. Yaşamıydı biz morga koyarken. Ölmüştü. Ama yıkama esnasında suyu döker dökmez birden açtı gözlerini. Geriye biz kapattık. Tamam mı? Ona da karşılaştık. Mezarlıkta şu ana kadar hiç ışık gördün mü? Şu ileride bir şehidimiz var. Teröristlerin vurduğu Mesudiye'de oldu. Ali diye bir gencimiz. O şu oyanlı taraftan geldi Alıcın dibinden bir yeşil ışık. Doğru onun mezarına 3 sefer gördüm yani. Mezara girdi onu. Yeşil ışığın. Mezara giriyor sonra başka mezara mı giriyor abi? Yok. O Alıgün oradan geldi onun mezarına girdi. Yani 3 sefer gördüm. Diğer haftalarda da il oldu. Gece ben burada susuluyorken 3 sefer gördüm. Öldükten sonra dirilen birisine denk geldin mi? Burada ileriki yan mezarlığımızda morka o zamanlar mork yoktu tabi. Camilerimizde olsun, eksik hastanemizde musalla taşı gibi beton şeylerimiz vardı. Cenazeyi koyduğumuz, yıkadığımız. Doktor bey öldü diye raporunu tutmuş. Ben de o zaman hastaneye kız kardeşimi apantisten ameliyata götürmüştüm. Ameliyat olmuştu. O anda da ben işte acil tarafında işte öldü dediler. Merak ettim. Morka indim cenazeyi indirirken. Ben de yardım ettim. Ondan sonra çarşafa bantladılar koyduktan sonra. Oraya yatırdılar taşın üstüne. Ve az sonra yarım saat geçmedi. Oradaki çalışan temizlikçi bayan bir de koşarak doktor odasına geldi ki hocam aşağı indirdiğimiz cenaze kırmaşık. Neyse biz doktor bey, muhtar bey indik. Ondan sonra şu üst kısmını açtık, kafa kısmını. Ondan sonra birden gözlerini açtı. Eli zaten dışarıya çıkartmıştı elini. Ondan sonra siz beni ne diye buraya indirdiniz bilmem ne konuşmaya başladı. Doktor da şaşırttı, korktu. Ondan sonra neyse üst kattan elbiselerini getirdiler. Oradaki temizlikçi verdi. Orada biz çıktık dışarıya, üstünü başını giydi. O adam, o şahıs 4 yıl yine yaşadı. Evet.
Ayrı burada bir bayan yine Sivas'a hastalandı, götürdüler, öldü diye bana telefon geldi belediyeden. Oğlu da bizimle belediyede çalışıyor. Başkan yardımcısı beni aradı ki abi böyle böyle o teyze ölmüş mahalledeki, onun mezarını aç eşinin yanına. Eştim. Öğleden sonra saat ilkindi namazına dediler, şehit kavuştur, ilkindi de defne olacak. Geçtim, kavuşturdum. Bir de telefon geldi ki böyle böyle bayan canlanmış. Allah Allah. Evet, canlanmış. O mezarda 5-6 sene açık kaldı. 5-6 sene sonra teyze yine öldü, getirdik aynı yerine, defnettik. Bu sefer bunlara karşılaştım. Tamam mı? Bunları gördüm. Definden hemen birkaç gün sonra mezar açtığınız oldu mu? Oldu. Bir gün sonra açtığım mezar oldu. O da savcılık kanalıyla Almanya'dan arkadaşın annesi vefat etmişti. Ondan sonra bu cenaze esnasında bayanların üstüne battaniye ya da çarşaf örterip ki herhangi bir defnet ederken kefen açılıp da insanların görmesin diye bez örterik. Aşağıda defnederken mezarın içinde. O anda oğlunun yahasında pasaportu, işte parası, işte kartları, martları vesaire düşmüş annesinin hemen ön tarafına, kafa ağız kısmının olduğu yere yahasından. Bir de şey, bastarı taziyesi verdikten sonra dağılacaklar millet tabii, gidiyorlar bastarlığı verenler. Çocuk bana ücret talep edecekti. Elini attı ki cüzdan yok. Ondan sonra ben cüzdanı mezarlığa girerken yahamdaydı dedi. Mezarlığa düşürtmüşüm dedi. Ondan sonra başka çünkü bir yere gitmedi. Cenazeyi şuraya koyduk. Burada da taziye oldu. Düşse zaten bu alanda düşer, yok. Ondan sonra biz şimdi bakmamız lazım. Dedim ki yine bir müftü beye bir gidin, bir sorun. Müftü bey izin verirse gelin ben eşeyim. Emniyete haber verin. Çünkü orada şikayetçi olanlar bir de derler ki mezar sokuyorlar bilmem ne. Bize dedim dava açılır. Onlar da izinlerini aldılar. Söktüm. Söktüğüm anda bir değil ikinci tahtayı aldım ki bu üst kısım böylece ta bu burnunun buradan ağrıma, hep yüzümüzü, şu kollar da şuradan aşağı hep yanık. Bu bacaklar da buradan aşağı hep yanık. Kefen dahil hep yanmıştı. Bir tek şuradan bu göbeğinin üstüne kadar olan kısımda kefen kalmıştı. Geri taraf hep yanık. Bu bir gün içinde gerçekleşti. Evet, 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 bir gün içinde. Ben yani bunu kafama taktım, sordum akrabalarına. Hocaya sordum. Hoca dedi ki bu bayan dedi dışarıya karşı dedi nasıl açık mı geziymiş bir öğrenin dedi. Ben de sordum akrabalarına. Dediler ki evet dediler, çok açık geziydi dediler. Hoca da dedi ki Cenab-ı Allah'ın işi, açık gezdiğinden dolayı Cenab-ı Allah yakmış. Bir gün içinde oldu bu olay. Şu ana kadar kabirinden ses geliyor, kabir azabı çekiyor dediğin birisi oldu mu? Duydum. Nasıl duydun diyeceksin. Oturuyordum. Burada yine aynı. O olay da burada oldu. Cenazeyi koyduk ilkindi namazına yakın. İlkindiyi bekletmediler. Kendisi kanser hastasıydı. Şişme çok olur diye, patlama olur, olay olur diye. O zaman hemen koyduk. Ondan sonra bir saat geçmedi. Bir bağırtılar gelmeye başladı. Ben sağı gözledim, solu gözledim. Çoluk çocuk gelmiyor. Ondan sonra iyice kulak verdim ki mezarlıktan gelin. Kurtarın beni, kurtarın beni diye 4-5 sefer bağırdılar. Bir bunu duydum. Ondan sonra. Geceliğin geç saatlerde, şu anki saatlerde mezar kazdığın oldu mu hiç? Gece mezar kazdığım oldu. Nasıl oldu diyeceksin. İki tane cenazem vardı o günü. Biri asır mezarlığında, biri burada. İkisi, biri koronadan. Zaten koronadan olanı da normalinde şeyle gömdürdüler bize, tapıtlarla. Kimisini ceset torbasıyla gömdük. Aşağı yukarı bir bizim yani toplam eşliğim mezarlardan şura bura 30-35 kişi bizim bu ilçede koronadan ölen oldu. Köyleri hariç merkezde. Ondan sonra bir onları kavuşsun diye gece saat 11'e 12'e buraya yaşıyordum, oradan aşağı gidiyorum. Ondan sonra bir de zabana telefon geliyor ki muhtarım karşıya kadar cenaze var, oraya gidiyorum. Tamam mı? Kavuşturmak için geceleri bile yaşıyorum. Hiç yakınlarından birisini defin etmek zorunda kaldın mı? Dedem olsun, ondan amcamın çocuğu olsun, yeğenim öldü ona olsun. Yıkarım kefenlerim, tamam mı? Mezarını açtım hepsini. Ondan sonra defnederim. Yani öyle hiç çekinmem. Aklıma bir yer gelmez. Korkmam. Muhammed Bey oldu. Ölmeden gelip de mezar yaptıran kişiler oluyor mu? Kaç tane? Mesela arkamdaki mezar. Evet.
Bunu eşeli 3 sene oldu. Şu anda üstünü örttüm şeyle, tahtalarıyla bir de yaylon serdim. Toprağı verdim üstüne, bekley. Boş mezar. Boş. Arkada var, bayrağın orada var, şu yanlarda var. Yani mezarlarında yapıyorum elimle. Mesela betonla isteyen olursa, tuğluyla, o da elimden geliyor yani. Hiç yüzü gülen bir cenazeye denk geldin mi? Tabii, nasıl oldu o? Mesela morgdan çıkarttığımız anda, yıkamı aldığımız zaman suyu döktükçe çok güzelleşen doluyor. Çok çirkinleşen oluyor. Çirkinleşen nasıl diyeceğin oluyor? Simsiyah oluyor. Kimisi de böyle dersin ki nur yağıyor. Yıkadıkça güzelleşiyor. Bunlara da denk geldim. Çocukları defin etmek zor mu? Ya tabii, neysen genç ölümü, çocuk ölümü zor oluyor. Yaşlı gününü görmüş, devranını sürmüş. Şimdi genç, neysen yani, ben dayanamıyorum diyorum ya mesela şu cenazeyi komerken. Yani bayağı da üzülürüm. Gençlere üzülürüm ben, işin gerçeği. Çünkü evlenecek, işte yuva kuracak, nasıl diyeyim, okuyacak, ondan kendini kurtaracak. Ama yaşlı gününü görmüş, devranını sürmüş. Ondan bir beklenti yok. Hiç güzel kokan bir cenazeye denk geldin mi? Evet, gül suyu nasıl? Öyle suyu döktün mü, yıkadıktan sonra öyle güzel kokuyor, tamam mı? Biz mesela normalinde cenazelerimizi yıkarık, ondan sonra ayrı esanslarımız var. Onlardan sürerik kefenin üstüne, ayrı çörek otu dökerik, tamam mı? Kefenin içine, ondan sonra ayrı bayan cenazelerine, bayanlar yıkayarken kına yakar ellerini ayaklarına, tamam mı? Yani gördüm, güzel kokan cenaze gördüm. Peki mezarın güzel koktuğuna şahit oldun mu hiç? Mezarın güzel koktuğuna şahitliğim şeyledir, toprak kokusu, güzel kokular oluyor. Bazısında da görmedim ama bazısında gördüm. İntihar eden bir cenazeyi yıkayıp defin ettiğin oldu mu hiç? Oldu. Asılmıştı. O da bizim arkadaşın amcası, senin arkandaki, tamam mı? Onu da yine buraya defin ettik. Şimdi filan asmıştık. Zaten şu boğaz kısmı kesilmişti. Ondan sonra çamaşır ipiyle. İşte geldim, eştim burada. Şeyde yıkadık biz onu, eksi hastanede. Ondan sonra. Yok, pardon. Kapısının önünde. Gecim gerdik. Eksiden gecim gererdik. İp bağlar, kazanlarda kaynatırdık. Orada yıkadık. Yüz kısmı da çok güzeldi yani. Yüz kısmı da yıkandıkça güzel oluyordu. Tabii Cenab-ı Allah bilir ne konuda oldu, kendi mi yaptı, eşi tarafından mı yaptırıldı, onu da bilemiyorum yani. Güzeldi. Ama diğerde daha bu zamana kadar yana öyle bir kendine kıyan bilmem ne cenazesi görmedim. Şu ana kadar hiçbir şehit defin ettin mi? Şehit tabii. Ali'yi defnettik. Asr-ı mezarlığında Sadık Uspınar var. Ondan sonra bir Ali daha var. İki Ali bir öldüydü. İki arkadaş motosikletle giderken onları defnettik. Tabii onları yıkam olayı bizim burada olmuyor. Askeriye de yıkıyorlar mı artık şehidi? Yıkamıyorlar mı onu bilmiyorum. Benim bildiğim yani şehit, esas şehit yıkanmaz. Evet. Üstüyle başıyla konur Muhammed Bey. Bir mezarın çöktüğü ana denk geldin mi? Tabii, sürekli burada olduğum için eksi mezarlar, tahtalar çürüdükçe oturma yaptığını şahidim. Yani gerek kimsesizler oluyor. Mesela kimsesiz derken yurt dışında oluyorlar, şehir dışında oluyorlar. Yani gelemiyorlar sürekli mezarlarına. Ben suluyorum. Çünkü kimse ziyaret etmiyor hesabından. O zamanlarda çökme olayı oluyor eksi mezarlarda. Toprak çöküyor aşağı tahtalar çürüdükçe. Gördüm. Karın patlama sesi duyuluyor mu? Tabii duyuluyor. Özellikle toprak mezarlarda bayağı sallanıyor da yani. Yakın oldun mu hissediyorsun onu. Kimsesiz cenazelere ne oluyor? Kimseler cenazesi benim mesela belediye kaldırıyor. Biz yaşıyoruz. Belediye işte kefenini veriyor, tahtasını veriyor. Gerek bizim burada muhtarlığımızda varsa biz karşılıyoruz. Defnediyoruz. Hocalarımıza söylüyoruz. 7'sini okuyor, 40'ını okuyor mesela. Mahallemizin bütçesinde paramız olduğu süreçte şeker alıp okutturuyoruz, camide dağıtıyoruz. İşte etli bir de yaptırıyoruz, camide dağıtıyoruz. Onu da öyle karşılıyoruz. Kıymetli abim, hiç ölümden korkuyor musun? Doğdum öleceğim. Hiç korkum yok. Hiç korkmam. Neyine korkacağım? Doğduk ölecek. Çevren mezarcı olduğunu duyunca nasıl bir tepki veriyor? Yengeye de getirdim ben bir gün mezar eşmeye. Şurada ileride bir mezarım vardı. Arazide pancarım mancarım vardı. Kavuşturmam lazım ki suya gidem, susuram geliydi. Bir de aşağıdan yine bir mezar işimiz çıktı. O zaman onu da getirdim. Toprak attırdım. Herhangi bir yani niye yapayım, niye yapmayayım diye kimse bir şey demedi. Yani tepki olarak gösteren olmadı.
Trafik kazası sonucu parçalanmış cesetler bu mezarlığa geliyor mu? Tabii. Asfaltta beyin olsun, şu vücut komple 3'e 4'e 5'e bölünmüş oluyor. İş takımları patlamış oluyor mesela. Onlarla da karşılaştık, defnettik. Mesela yaylona koyduk, kimisini ayrı kefene koyduk. Yaylondan kan akmasın kefene diye. Öyle de defnettiğimiz oldu. Beyinleri topladığımız da oldu. Karşılaştık. Cenazeyi defin ettikten sonra gidenler, yani aileler tekrardan mezarlığa geliyor mu? Yoksa cenazelerini unutuyorlar mı? Unutuyorlar. Gömüyorlar. Yani defnediyoruz. Ecik bir iki ağlıyorlar, bir iki bağırıyorlar, çığırıyorlar. Millet dağılıyor. Bir ertesi günü 3-4 gün geliyorlar. Ondan sonra bir ara veriyorlar. Ellerinde bir kağıt malı varsa gidiyorlar. Devlet dairelerine bölmeye, parası varsa bankalara kuyruk olmaya, ondan sonra cenaze unutulayı gidiyor. Daha da bir şey kalmıyor. Cenaze eksidendi. Yas tutma, komşular birbirine evlerden yemek yapıp getirme. Cenaze evinde eksiden biz tam bir ay cenaze evinde yemek pişmediğini biliyoruz. Komşuluk vardı. Tamam mı? Sabah kahvaltısı, öğle yemeğe, akşam yemeğe herkes sırayla getirirdi. Şimdi o kalktı. Şimdi bir millet bir bardak çay veriyor, sanki fakirleyecek. Şu zamana kadar hiç toplu bir şekilde defin ettiğin cenaze oldu mu? İki eşiyle iki de çocuğu yanmıştı evde. Onları aynı günü defnettik. O da zaten çocukların cenazelerini ben gördüm de kul olmuştu. Tamam mı? Yanmış komple. Mezarlıkta hırsızlık olayına denk geldin mi? Çok. Abi hortum bile adam sokuyu götürüyor. Musluğu sokuyu götürüyor. Affedersin tuvaletin taşı orada tuvalet içine pislememiş. Kalefoturların üstüne ben yıkaya yıkaya bunlardan usanıyorum. Şu lamba var ya lambalar. Ama yanındaki bankın üstüne git bak. Oradan tutmuş, sokmuş, almış götürmüş ampülü. Gülleri dikiyor adam. Adamın gülünü götürüyor babasının mezarına dikiyor. La oğlum bu kul işte bu adamındı. Niye bunu sokuyun götürüyün? Yok ben etmedim. La oğlum işte bu mezarlıktan sokulma. Ben bilirim kulleri. Çamları. Adamların çamı getirmiş. Buradan almış. O yanındaki arka sanki burası 100 dönümlük bir mezarlık da adam gidip gezmeyecek. Gediği orada dedesinin nebesinin başı güne dişiyor. Oğlum ne fark ediyor? Yani git oradan parasıyla satın al. Ona bile hırsızlık ediyorlar. Defini aramak için mezarlığa gelenler oluyor mu? Oldu benim şu bayrağın orada geldim ki orada yani mezar yoktu o ıntıkada. Ondan sonra geldim ki aşağı yukarı şuraya eşmişler koğuşumun üstüne de. Yalnız düşünürüm ulan bu cenazem mi var benden habersiz burayı kim eşmiş diye. Bahir'in mezar eşme işine benzemiyor. Dikin aşağı adam 4 metre şeklinde böyle 2 metre uzunluğunda inmiş. Ondan sonra. Oluyor, oluyor. O da oluyor. Hiç mezarlıkta cinayet gördüğün oldu mu? Aşağı yukarı 50 yaşlarında erkek cesedi. Şu yolun kıyındaki uyanını benim ikinci ilave olan mezarlığımın duvarının dibinde kafasına şuradan baltayı vurmuş kulağının üstünden. Suratı muratı hiç tanınmıyordu kandan. Bu yandaki komşu arkadaş sabahına işe giderken bakıyor ki orada bir kolu duvardan ağrıma görüken bir kişi var. Acaba adam burada yatayım hesabından bakmış. Bir de beni aradı. Muhtarım acil mezarlığa gel. Burada böyle bir cenaze çubuğundan da yırtıyorum. Yüzü dönük aşağı. Adam hiç uyanmıyor. Geldim üst kısma geçtim. Tabii o anda polisleri aradık. Polisler de geldi. Adamı çağırdık ki bura bu eylece kafatasının bu tarafını baltıyla vurmuş, kesmiş. Onu gördüm işte. Daha da başka ile bir cinayet olayı mezarlığımızda olmadı. Mezarlıkta ses duyduğun oluyor mu? Tabii oldu. Birkaç mezerden ses duydum. Mesela bağırma sesleri birinde bağırtı duydum da ikisinde bir ilti geliydi. Mezarlıkta hiç korktuğun oldu mu? Yok ben korkmam. İsterse o cenaze oradan çıksın yanıma otursun. Ben korkmam öyle bir korkum yok. Sevdiğim için yani bu işi hiç böyle ürperti. Bir şeye rast gelin derler bari ne gideyim mezarlığa. Ben selavatımı çeker girerim. Onlar da benim gibi bir insandı. Ne oldu? Ha burada yatıyorlar. Evde değil de burada işte. Değil mi? Onun için korkmam hiç. Kafama da takmam. Mezar kazma esnasında garip bir şey denk geldin mi? Başka eksi zamanların kaybolan mezarları çıkıyor.
mesela inerim. Ha diyeceksin ki ilk başta belli olmuyor mu? Olmuyor. Neden? Yıllar geçmiş. 70 senelik, 80 senelik, 100 senelik, 30 senelik mezarlar oluyor. Bu da gemiklerini biz ne diyoruz? Topluyoruz. Ayak ucuna toplu şekilde koyuyoruz. Yüzünü kıbleye. Onu o koşuya koyuyoruz. Gelen cenazeyi de ön tarafına defnediyoruz. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Mezardan kan çıktığına şahit oldun mu şu ana kadar? Otospülük cenazelerimiz oluyor. O zaman neysen cenaze çürüyerken yeni oldu mu oluy. Sağ nasıl diyeyim 10 senelik, 5 senelik, 20 senelik, 30 senelik mezarlarda söktüğümüz zaman görmedim. İlk yeni gömülen mezarlarda oluy. Eşyasıyla gömülen bir cenazeye denk geldin mi? Eşyası derken yani şeyle koronadan ölen oluy. Koronanın ilk zamanları çoğunları tapudan gömdük. Kimisini galvanizli tapırdına, kimisini ağacına, ondan sonra kimisini ceset torbasıyla. Böylece yani yıkanmamış hiçbir cenazemiz gelmedi, kefenlenmemiş. Mezarlıkta bir gece geçirecek olsak başımıza bir şey gelir mi? Hiçbir şey, en güvenilir yer bura. Teravat ver yat, korkma. Parçalanmış cesetler kanlı mı geliyor? Tabii neysen kanlı oluyor, şöyle kazadan çıkmış çünkü etleri parçalanmış. Neysen ne kadarını da kanı geçse bile insanoğlunun şeyi bitmiyor. Bir şuradan kopma var, bir de komple dağılma var. O yüzden komple oldu mu kanı kesemeyin. Kıymetli abim, ölü kokusu nasıl bir şey? Ölü kokusu, en pis koku insanoğlunun kokusudur. Bak burada mesela ben defin ettiğim taşlı mezarlardan 10 gün, 15 gün sonra buralardan yanından bırak, şu ana yoldan bile geçemeyin. Öyle kokuyor insan ölüsü. Çünkü taşların arasından ne içsen sızıyor ama toprak oldu mu kapardı. Öyle de bir şey oldum ben el arabasıyla toprak dolduruyorum. O karşıdan getirip güzelliğim dolduruyorum o gözlerini. Suluyorum bir de bakışıyı kalıyor. En pis koku insan ölüsünün kokusu. Peki gençlere, bizi izleyenlere ne söylemek istersin? Bunlar birer ibret, düzgün yaşasınlar, gençliğini ziyan etmesinler. Efendime söyleyeyim, büyüklerine saygılı olsun, karış almasınlar büyüklerinden. Kokusunlar, kendilerini kurtarsınlar. Hayatlarını güzel bir aileyle geçirsin, çoluğuna çocuğuna kavuşsunlar. Benim diyeceğim bu kadarı. Abi ağzına yüreğine sağlık. Gerçekten gençlerimize, izleyicimize çok güzel bilgiler verdin. Umut ediyorum ki bu videoyu izleyenler bunlardan etkilenirler ve kendilerine çeki düzen verirler. Dostlar, bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle hepinizi alemlerin en güzeline, en yücesine emanet ediyorum. Hoşça kalın.